ederim, rica ederim Leyla Hanım. Çünkü arkada gayet iyiydi de buraya geldi, biraz derin nefesler alıp vermeye başladı. Yani siz sağlıkçısınız efendim, biliyorsunuzdur. Onları halledersiniz kendi içinizde. Değil mi? Evet. Yeter ki ses içeriye kaçmasın. Evet, tamam. Tamam, birbirimizi duyabilsek yeterli. Hı-hı, tamam. Gördünüz bakın, hı-hı, iki muhteşem performans seyrettik. Çok güzel yarıştılar, tebrik hakikaten ederim. Hakikaten güzel, hı-hı, yarıştılar. İkisini de ayrı ayrı tebrik ediyorum. Hı-hı. Furkan Bey 9100 puanla, hı-hı, süresinin tamamını kullandı, birinciliğini sürdürüyor. Zişan Hanım her şey yolunda gitseydi 9400 puana ulaşacaktı. Hı-hı. 9400'ü siz limit kabul edin kendinize. Tamam, pekala. Başlasın mı? Başlayalım. Haydi başlasın. Leyla Hanım'ın ilk sorusu efendim. Vücudun belirli bir görev yapan ve sınırları kesin olarak belirlenmiş bölümü, organ, bir organını kaybetti, bir nokta nokta. Uzuv. Çok güzel. Uçtu gitti, yenisi geliyor. Yine dört harfli bir cevabı arıyorsunuz. Yatak yorgan çantası. Neydi o hani yatakları, yastıkları içine doldurduğumuz fermuarlı olur. Şey. Sanki böyle bir efekt gibi. Biliyorum. Böyle zart. Hurç. Gayet güzel. Oldu bitti maşallah. Beş harfli cevaplar huzurlarınızda olacak. Hem de ne kadar kolay sorularla. Mesaj. İleti. İleti. Gayet güzel. Türkçe karşılığı. Bunu da bir türküyü anımsayarak harf almadan cevaplayacaksınız. Tamam. Yine kısacık bir soru. Buyurun. Yemeğin suyu. Tirit. Pek güzel. Leyla Hanımcığım. Ben bilirsiniz, siz, evet, Silifke'den geliyorsunuz, evet, değil mi efendim? Biliyorum. Pek güzel. Altı harfli cevapların peşindeyiz. Yine müzikle ilgili bir şey. Tamam. Biraz böyle komşuya doğru uzanacağız. Gelsin bakalım. Komşu. Karşı komşu. Rembetiko, çağdaş Yunan müziğinin karakteristik çalgısıdır. Bir harf alayım. Yapmayın yahu. Gözünüzün önündedir ama. B ile başlıyor. Bağlamanın karşı kıyıya geçmişi. Yani tabii birlikte inşa edilmişi. Bir harf daha alabilir miyim? Şaşırdım işte yani, öylesi. Hepimiz seviyoruz. Bazuka. Bazuka mı? Bozuka. Bazuka değil. Bazuko. Yok. Bozuka. Buzuka. İşte oradan geliyor. Valla kelime kökü de oradan geliyor, biliyor musunuz? Bravo. Yani etimolojisini inceleyecek olsak bu sizin söylediğinize ulaşırız. Böyle soğuk gibi başlıyor böyle. Buzuki. Buzuki. Duymamıştım ama. Evet. Ama yani duymuşsunuzdur çalgıyı. Yani illa ki muhteşem, ama hiç parlak, çok güzel, evet, bir sesi var filan. Hmm. Muhabbet de geçmemiş. Evet. Neyse efendim, bir daha unutmazsınız. Buyurun. Etimolojisine kadar indik, öyle ortaya koyduk. Gelsin yenisi. Sahibinin daha çok sıcak mevsimde kullandığı bir tatil beldesindeki konuta... Yazlık. Mı deriz? Yazlık. Bilmiyorum. Değil. Arkada bir alkış geliyor gibi oldu, geri durdu. Durmasın efendim, devam etsin. Ay yedi atılak geliyor. Korkutarak yıldırma, tehdit. Tehdit. İki kelime birleşik. Gözdağı. Nasıl? Gözdağı. Ah, bir de şuna erken bassak. Şu süre boşa atıp gitmese. Maşallah iş var aslında, hızlısınız da. O ara... Değil mi? Atik olamıyorum değil mi atik biraz? Atik olamıyoruz. Tamam. Boş verin, olmayın da zaten. Bak şu noktaya kadar ne kadar güzel geldik. Süremiz tane... kaç? Süreniz güzel. Süreniz, tamam, neredeyse 3 dakika. Tamam. 7 tane soru bitti. 7 soru sizi bekliyor. Böyle giderse zaten ciddi bir süre arttıracaksınız. Bir de halen 5 tane harf alabilecek durumdasınız. Rahatsınız maşallah. Tamam. Buyurun yenisi gelsin. Şüphe uyandırmayacak kadar kesin bir biçimde. Daha güzeli kuşkusuz. Bu anlamda bir söz. Şüphe değil, şüphe uyandırmayacak kadar keskin, katiyen, şüphesiz, kuşkusuz. Bir harf alabilir miyim? Mesela birisi size öyle mi dediğinde kuşkusuz öyle derken kullandığımız kelime. Bir harf daha alabilir Yapmayın miyim? Yapmayın yahu. Aldık bir tane daha, iki T yan yana. Hatta yine tabii. Şarkılarda, türkülerde hani nasıl Burak Kut'tan bahsettik Furkan Bey'le. Burada da sizinle Candan Erçetin'den bahsedebiliriz. Elbette. Elbette 500 puan değerinde. Bir küçük basiret bağlanması yaşadılar. Evet. Hemen çözdüler maşallah. Geriye kaldı 6 tane soru. Üçünde harf alabilecek, birer tane harf alabilecek durumdayız. Buyurun geliyor.
Kolay sorudur. Trafikteki yaya kulvarı ne ola ki? Kaldırım. Gayet güzel. Hadi yenisi. 8 artı 1 tek kelimedir. Alakası ve ilişkisi olan anlamında bir söz. İlintili. Ne yapalım? Basalım. Ve de sizi tebrik ederim. Çünkü kolay soru değil. Birçok kişiyi inim inim inletirdi o ilintili. Uçtu gitti. Şuna da biraz dikkat. İki kelimeden oluşuyor, şöyle soruluyor. Süre güzel, rahat edin. Tamam. Kandırma amacı güden her türlü hileli hareket. İki kelime. İki kelime. Evet. Kandırma amacı güden her türlü hileli... Şaka yolu gibi. Şaka gibi bir şey değil. Hileli hareket. Hileli, düzen. Ben yemem bu... Numara. Numaraları. İki kelime unutmayalım. Hadi bir harf alalım. Bir harf alabilirim. Aldık bir harf. Ve ne güzel yerden geldi. Bu sayede öğrendik ki sesli harfle başlıyormuş. İki kelime. Hile. Oyun. Oyun. Ne oyunu? Oyun. Nasıl oyun? Ne oyunu? Biliyor musunuz? Güreşten doğan bir tabir. Oyun kurma değil. Oyun bozma. Oyunla mı başlıyor acaba? Oyunu acaba siz başına mı koydunuz? Ha, ben öyle düşünmemiştim. Bir şey oyun o zaman... Aslında güreşten geliyor. Sanki futboldan geliyor bir gibi düşünebilir insan miyim? Ama buyurun. Ayak oyunu. Nedir? Ayak oyunu. Ayak oyunu. Desise, hile. Süremizin büyük bir kısmını aldı götürdü elimizden. Geriye kaldı 51 saniye. Kaç 51 yani? Saniye içerisinde 3 soruya rahat rahat cevap verilir. Üzerine 1 saniye arttırsanız yeter. O geriye kalan bir harfi alırsanız bir harf eğer. Olursak. Evet. Tamam. Tamam. Bir harf alma harf hakkınız da var. Çalışalım. Üç tane soru soracağım size. Eğer ki o harfi alırsanız bir saniyecik arttıracaksınız. 51 saniyenizden. Tamam. Buyurun son 9 harfli cevaba. Yine iki kelimeden oluşuyor cevabımız. Bir taşıtı veya yapıyı kaza, afet, yangın gibi hallerde terk etmek için kullanılan bölüm. İki kelime. Acil çıkış. Nedir efendim? Acil çıkış. Acil çıkıştır efendim. Şu an devamı verip sonra basma alışkanlığını acaba bu son iki soruda bıraksak mı? Tamam. Tamam. Çünkü yanlış cevap verirsek unutmayın 30 saniye süre var, değiştirebiliriz. Tamam. Yine iki kelimeden oluşuyor. Bu sefer mema diye bitiyor. Mekmak diye değil. İki harf, iki kelime mi? İki kelime tamam. Söz dizisi ve melez bir tabir. Melez. Fiil bizden, ilk kelime batıdan. Tamam. Şöyle de sorduk. Et ve benzeri ürünleri pişirmeden önce belirli bir süre sosun içinde bekletme. Marine etme. Marine etme. 1000 puan da yerinde. Leyla Hanım önce bulup sonra sığdıranlardan. Ama yani erken basın dedim, bastınız. Çok teşekkür ederim. Siz dinledim evet. Vallahi eksik olmayın. Çok sık rastladığım bir şey değil bu. Son sorudur, son cevaptır. İki kelimeden oluşur. Halen bir harf alma hakkınız var. Unutmayın. 32 saniyede süreniz var. Tamam. Önümüz aydınlık. Dur bakalım ne olacak. Yaşının küçüklüğü ve deneyimsizliği nedeniyle küçümsenen kişilere, gruplara yönelik bir tabirdir. Bunlar... Toy. Ya bunlarla ne muhabbet ediyorsun? Alalım mı harf? Evet, bir harf alalım. Aldık harfimizi. Bir saniye kala durduk. Çoluk çocuk. Bir saniye değil. 12 saniye kala durdurdular. Ve 12 saniye farkla da birinciliği Furkan Bey'in elinden aldılar. Beğendiniz mi yaptığınızı? Beğendim. Hiç beklemiyordum gerçekten kendimden. Çok ışıl ışıl bir ekip zaten bir araya gelmiştiniz. Gayet güzel de ilerliyorsunuz. Muhteşem performanslar armağan ediyorsunuz bize. Dur bakalım Berrak Hanım da gelip sizi mi ikinciliğe itecek? Hep birlikte göreceğiz. Teşekkür ederim. Leyla Hanım'a kocaman alkışlar. Çok güzel yerim.